Atölye Dans ne zaman kuruldu? Aşamaları nelerdir? Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Elimden geleni yapayım bu konuda. Atölye Dans 9 Eylül 2005 yılında kuruldu. Şöyle bir çağrı yaptık aslında kendimiz benzer antenler diye tabir ettiğimiz insanlar olarak. Ne olursan ol öyle gel. Ancak gelişmenin sonsuz bir süreç olduğunu bilerek küçük hesap yapmadan gel dedik. Hem bunu eğitmen olacak arkadaşlarımızı bir çağrı olarak yaptık. Hem de eğitmen arkadaşlarla çalışacak olan, öğrencimiz olacak, dostumuz olacak insanlar için de bir çağrı olarak bu cümleyi söylemiş olduk. Bir araya gelebilmek gerçekten zordu. İyi niyetli, özverili, insan seven eğitmenler olarak bir araya toplanabilmek, yani bu vasıfları bünyesinde barındıran insanlar olarak bir araya gelebilmek zordu. Ama bir arada kalabilmek daha da zordu aslında. Bu 7 yıl içerisinde bu mücadeleyi verdik. Şu anda oldukça kemikleşmiş bir kadromuzla, birbirine oldukça benzeşmiş, birbirine destek olan, benzer enerjiyle hareket eden insanlar olarak şimdi kendi geliştirdiğimiz her bir eğitmenin uzmanlaştığı değişik alanlarla herkese buyurun yaşsız zeminde beraber akalım. Hep beraber karşılıklı bu yaşsız zeminde paylaşalım. Adım adım dansa bir ekole doğru gidelim diyoruz. Derslerinizde yaş sınırınız var mı? Derslerimizde yaş sınırımız yok. Mesela benim omurgada verdiğim bir seyri vücut diye tasavvuf altyapılı bir beden biçimlendirme ve dans grameri dersi var. Burada diyorum ki 7'den 107'ye bir bedeni ve niyeti olan herkes dans edebilir diyorum. Çünkü dansın özü birdir. Bütün dansların da özü birdir. Sadece önemli olan niyeti ortaya koymaktır. Her şeyde olduğu gibi. Ve bu niyeti ortaya koyduktan sonra niyeti sürdürme özelliğini görmek istiyoruz. O olduğu zaman zaten her şey kendiliğinden adım adım lokma lokma gelir ve herkes kendi dans dilini geliştirir. Peki dans etmek sağlığa ne kadar yararlı? Ruha ve bedene verdiği katkılar nelerdir? Çok güzel sordunuz. Bizim de zaten sloganımız bedene disiplin, ruha özgürlük diyoruz. Çünkü buradaki iddiamız beden üzerinde bir takım çalışmalar yapmaya niyetlenirken aslında ulaşacağımız şeyin içimizdeki manevi bedenin olma hali. Yani ruh dediğimiz o manevi bedendeki detayları yakalayabilmek için beden dillerini bir araç olarak kullanıyoruz. Dans da bir araçtır bu anlamda. Önemli olan kendinden, özünden açığa çıkacak olanı bedeni kullanarak ortaya koymak, normal hayatta farkında olmadığımız bazı meziyetlerimizi, duygu kırıntılarını, pesleşir gibi olan bazı duyguları tekrar yakalamak, insan olma hallerine tekrar kavuşmak. Amaç bu. Dans etmekle beraber kişinin kendini tanımasını, kişinin hayatına bir yön vermesini sağlıyorsunuz diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Çok doğru. Amacımız da o zaten aslında. Diyoruz ki işte dans bir araçtır. Aman işte dans edemiyorum, ben işte daha önce hiçbir şey yapmadım demeyin, düşünmeyin. Sadece hayatınızın herhangi bir noktasında, hangi yaşta olursanız olun, hangi bedensel yapıya sahip olursanız olun, niyetinizi koyun. Gelin ve bu niyet içerisinde, siz niyetinizi koyun, biz de kendi niyetimizle, iyi niyetimizle sizi adım adım kendi özünüzden açığa çıkan dansınıza doğru yönlendirelim. Biz bunu söylüyoruz.